Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi ben kahvaltılık kapya biberlerle bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltılık hazırlayacağım. Şimdi burada birkaç tane kapya biberim var. Kişi başına bir tane olacak şekilde kahvaltıda sevdiklerinize yapabilirsiniz veya da misafirlerinize yapabilirsiniz. Ben birer tane olarak düşündüm. O yüzden yeteri kadar yapacağım. Siz kişi sayısına göre yaparsınız. Şimdi şöyle kapya biber ve lor peyniri ile kaşar peyniri var. Peynir olarak bunları kullanacağım. Şu ikisini katıyorum. Ya yöresel peynir de olabilir bunlar. Böyle lor ve kaşar da olabilir. Yağlı peynir de olabilir. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle. Şimdi bu biberleri kafalarını alacağım. Şu şekilde. İçini temizliyorum. Ve küçük biberler olursa çok daha iyi olur ama eğer ki bulamazsanız, benim biberlerim yeteri kadar küçük. Hani şöyle büyük olduğunda da şu şekilde küçültebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Küçük olduğunda daha güzel oluyor yerken. Biberleri böyle küçültebilirsiniz. Bunları hazırlıyorum. İçlerini alarak hepsini temizleyeceğim. Şöyle hepsi bir boy olursa çok daha güzel olur. O yüzden şu parçaları alıyorum. Böyle. Şu küçüklerini tercih edeceğim. Bir pazar kahvaltınızda veya da misafiriniz geldiğinde yapıp yemeklerinizin yanına da çıkarabilirsiniz. Salata gibi. Öyle de çok güzel oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Kırmızı biber dolması diyorum ben buna. Ben şimdi ikişer tane düşündüm. Siz isterseniz birer tane olarak da ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle güzelce temizledim içini. Şimdi bunları hazırladım. Ben bir de bunları fırında yapacağım arkadaşlar. Fırında olacağı için şöyle fırın torbası kullanacağım. Bu şekilde bir fırın torbasına koyacağım. Ben bu koroplastı kullanıyorum. Bu bir reklam değildir arkadaşlar. Sadece beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle fırın torbasını kenara alıyorum ve bunların içlerini doldurmaya başlıyorum. Bunların içlerini böyle kaşarla ve peynirle güzelce dolduracağım. Şöyle elimle biraz ittirmem lazım uçlara da gitsin diye. Şu şekilde. Çok kolay, pratik bir tarif. Yemeklerinizin yanına yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bugün yapabilirsiniz.
şekilde hazırladığım peynirleri yine böyle pişirme torbasının içerisine, tavuk pişirme torbası olarak da geçiyor bu, sebze pişirme torbası olarak da, şöyle biberlerimi koyacağım. Yan yana yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Bunun da ağzını şöylece sıkıca bağlayacağım. Ve 200 derecelik fırında bir 15-20 dakika kadar pişireceğim bunu. Şimdi fırına veriyorum. Biberlerim güzelce közlendi. Şöyle açacağım şimdi. Çok sıcak, fırından yeni çıktı arkadaşlar. Şu şekilde açacağım. Fazla sıcak, elimi yakmayayım diye birazcık şöyle. Ve şahane bir görüntü. Muhteşem de kokuyor. Şimdi bunları servis tabağına alacağım. Şu şekilde kaşarları da güzelce erimiş. Wow. Harika. Şimdi biberlerin kabukları rahatlıkla soyulur ve o şekilde tüketiriz. Peynirlerden birazcık akmış tabi poşetin içine. Onu da şöyle içerisine bırakalım. Evet. Yirmi dakika pişirdim arkadaşlar. Şu anda sıcak. Henüz çok sıcak. Bakın, altına kadar peynirler var ve şu şekilde kabuklarını soyarak tüketebilirsiniz tabii. Evet arkadaşlar, sevdiklerinize yapın, paylaşın. Sizlere afiyet olsun diyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.